Survivor diyeceğiz. Dün akşam yine ada yıkıldı. Hem Survivor'ın içerisinde adada olaylar gelişirken hem dışarıda Türkiye'de da hem Aleyna'nın annesi hem de Yunus Emre'nin karısı arasında bazı diyaloglar gerçekleşti. Haberi izliyoruz, dönüşte konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Önce hamilelik haberiyle Yunus Emre'yi havalara uçurmuş. Baba! yapıyorsunuz? <laughs> 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 Bravo. <gülüyor> 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 Vay kardeşim. Yok Yok Dünyaların güzeli karım. Vay be 24 saat geçmeden bu kez bebeği düşürdüğünü söyleyerek delikanlıyı ağlatmıştı. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden kocasının Aleyna ile yakınlaşmasını da es geçmiyor ve ondan uzak dur diyordu. İşte Yunus Emre'nin eşinin bu sözleri, Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nu çileden çıkarıyordu. Aleyna'nın annesi Instagram hesabından şöyle diyordu. Kızımı zan altında bırakıp durumu Aleyna'ya bağlayan Beria, Türkiye'nin %70'ini kandıramadın. 2022 mide endoskopini değil, tarih, doktor ve hastane raporlarıyla gebeliğini yayınla. Ha bir de gebeliğin sonlandığı dokümanları rica edelim. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in Aleyna'nın annesine cevabı da jet hızıyla geldi. Beria Özden şöyle diyordu sosyal medya paylaşımında: "Her şey elimde kanıtlı vardır. 2022'de mide kanaması geçirdim. İlaç kullanmaya devam ediyorum. Gebeliğim bu nedenle sonlandı. Ben kimseyi itham etmedim. Çıkan çirkin yakıştırmalardan, iftiralardan dolayı uyardım. Adadaki sıkıntıları kimse bana bağlayamaz. Belgelerim var. Paylaşım yaparsam rencide ederim. Yeterince sıkıntı yaşadım. Sağlığım iyi değil." bundan sonrasıyla avukatım ilgilenecek. Bu arada Yunus Emre de eşini dinlemiş ve Aleyna ile irtibatı kesmişti. Herkes mi haksız yani? Yani <laughs> Aleyna haklı, herkes mi haksız? Yani hani sen tanıyorsun diye de sormak istiyorum. Bir, iki, üç, beş. Herkes ona karşı, herkes arkadaşlığını kesmiş. Acaba aleyna, dışarıda başka mı, içeride başka mı? E, şöyle, aslında benim izlediğim ve şu anda herkesin dilinde bir Aleyna'dır gidiyor. Bu hiç kimsede yoktu. Yani böyle Survivor'da bütün bir takımın bir kişiyi ağzına dolayıp da yani tekli röportajlarda herkesin Aleyna hakkında bir şeyler söylüyor olması, Aleyna birilerini rahatsız etmiş. Ama, Ama bence bu sana burada soru işareti gibi gelmiyor mu? Soru işareti mu? şu, Aleyna ne yapmış olabilir? Ne yaptı ki Aleyna? Ya belki Herkes de gerçekten herkesin... adamlara. E, Hayır, ilerletiyor Hayır. olabilir. Hayır, bak şimdi Aleyna'nın açıklaması var. Diyor ki, zaten adada onların kendi takımında kimler var? İşte Merve var, Gizem var, Nagihan var. Nagihan'la Aleyna'nın arası zaten açık. Nagihan bir ara gitti, hı hı. sakatlandıktan sonra geri geldi. Onların zaten arası limoniydi. Ama Nagihan geldikten sonra bir anda herkes Aleyna'ya cephe almaya başladı. Herkesin diline Aleyna adı dolandı. Ben buradan Aleyna'ya sesleneyim, diyeyim. Ulaştırılsın bir şekilde. Annesi de açıklama yapmış. Vallahi buradan ben daha güçlü kalkarım. Bu kadar herkesi ben rahatsız ediyorsam adada vardığımda daha çok hırslanırım. Ama bir dakika sen güzel tarafından bakıyorsun. Bazen gerçekten bir man, Yani tenzih ediyorum. Aleyna için söylemiyorum. Hı. Hayatımızda da öyle. Bazen öyle bir manyak vardır ki hayatında ya da şizoy ya da bilmem ne... E sen onu güzel eleştirebilirsin. Aa, onun için bunu kıskanıyorlar. Onun için. Ama halbuki gerçekten o öyledir. Yani aslında görüldüğü gibidir. Çok kolaydır aslında ama e, ona başka bir misyon da yükleyebilirsin. Herkes beni kıskanıyor diyebilirsin Hayır, yani mesela. O Hayır. Değil. Anladın ne demek istediğimi. adada erkek yarışmacılar ya da kadın yarışmacılar tarafından öyle kıskanılacak ne büyük bir parçası. E Karısını niye kıskanıyor mesela? o Yunus Emre ile arasındaki o arkadaşlık ilişkisinden dolayı ona takmış ve zaten Beria diyor ki açıklamasında şimdi Zuhal ablaya bir açıklaması var. Zuhal abla dediğimde Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu. Diyor ki Bende diyor elimde bazı belgeler var ama diyor benim asıl diyor delirdiğim nokta ve Aleyna'yı özellikle diyor uyarmamın sebebi eşime söylememin sebebi burada sosyal medyada çok büyük yakıştırmalar oldu ve ben bu yakıştırmaların önüne geçmek istediğim için benlik bir mevzu yoka getiriyor. Evet, ama sosyal medya böyle sosyal bir yakıştırma. Sosyal medya ikisini çok yakıştırdığı yap için ben bundan rahatsızım. O yüzden eşime dedim ki dışarıda sizin ikinizin arasındaki arkadaşlık olabilir ama böyle görülmüyor. O yüzden aleyneye dikkat et dedim. Bundan sonrasıyla alakalı olarak ben avukatımı havale ediyorum açıklaması var Berianın, Zuhal ablanın da açıklaması hani bu hamilelik olayını özellikle aleyneye mal etmiş olması Berianın. Hani sanki ben hamileydim ama sizin aranızdaki ilişki burada bak dışarıda nasıl konuşuluyor? Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bu yüzden ben çocuğumu düşürdüğüme getirdiği için ve orada bir kız, genç bir kız... Aa, bu yalan da yani... ...bırakıldığı için hani, inanmıyorsun değil mi tabii hamilelik ki, olayına? Hayır hem hamileliğine inanmıyorum evet. hem de aleyna yüzünden bir kere düştüğüne inanmıyorum. Evet. Çünkü kendisi satır aralarında hem ilaçtan dolayı hem çok geç öğrendim. Yani bir insan e, hani... Bir şeylerden kesiliyorsunuz ya, dolayısıyla bu bir şekilde hamileliğin hı hı. habercisi değil mi? Evet. Yani bu iki ay, üç ay, dört ay gibi bir süreden bahsediyoruz. Nasıl bu e, anlamakta gecikmiş olabiliyor? Zaten orada sa satır aralarında hep söylüyor bu arada da... E, hanımefendi Beriya. Bu arada Aleyna'yı niye sevmiyorsunuz? Ya Arto dalgaya yazar mısınız? Ben Aleyna'yı neden sevmediklerini bilmiyorum. Ee, Yağmur tanıyor diye sordum ama sen ne diyorsun? mesela? Ee, Hande tanıyor diye sordum. Ben. Sen Hayır, ne evet. diyorsun? Pardon Olsun. çok özür Olur, dilerim. Yok, gidiyor arada. Evet. E, ben şuradayım. Ben Aleyna'yı çok fazla ben de tanımıyorum. Ben senin Akçay ilişkisiyle hatta evet, Daha magazinel bir yönüyle dışarıdayken evet, tanımıştın. Ama bana iddialar geliyor. Amerika'da bulunmuş. Londra'da bulunmuş evet, galiba evet. bu dönem. Evet evet orada okul için gitmişti. Okul için gitmiş. Oradan bana arkadaşları yazdı. Ama onları burada söylemeyeyim. Çok tamam. hoş şeyler yazmadılar. Hakkında yani böyle çok tatlı duyumlar ya. geliyor mu? Bak açık açık söyleyeceğim. Her zaman zaten benden etti Neyse odur asla kimsenin günahını kul hakkına girmem. Hı -hı. O yüzden zaten hep önüme de gelir bazı şeyler. Ee, ama hiç böyle çok tatlı tatlı anlatmıyorlar bana aleyhine. Yani ya bir tarafı hayatım, zaten kurmaz. Sinan hmm. diyorsun ya. Öyle söyleyeyim ya. Hmm. size. Abi, abi dediğin evin içine girip... Burcu Ondan sonra da Sinan'la flört edersen belki de evet. o evliliğin belki ikinci şansları mıydı o zaman bilmiyorum. İkinci denemeleri miydi? İki, i̇kinci deneme. Belki de dinamiti koyan aslında bu kızdı belki de bir daha ayrılmalarının. Şimdi yani, böyle potansiyel olduğu için beria da bak ama ikisi çok ayrı kategori. Şimdi ben hamilelik haberi vereceğim eşime. Ya o... o çok apayrı bir konsept. Ertesi gün de düşürdüm bir de, hayır, bir de şuna dikkat et diye uyaracaksam da. Bu çok apayrı bir konsept. Değil mi? İkisini aynı açıda vermezsin. Bir apayrı bir durum. Hepimiz kadınız. Eğer ben uyaracaksam ki bir performans sergiliyor. Çok dikkatli davranmam lazım. Onun o ruhunu düşürmemem lazım. Oradaki tutkusunu söndürmemem lazım. Ya özne kendi Bana ne ondan? Ben onu buradan kollayacağım ki etraf ona saygı duysun. Mesela bize niye saygı duyuyorlar? Çünkü biz birbirimize çok saygı duyuyoruz. Takipçilerine bana çok saygı duyuyor. Ben saygı çok önemli bir kavramdır. Ama Burada da işte bu insanların yani bizim buradan bu insanlara saygı duymamız için öncelikle bak altın çizerek söylüyorum. Bunu buradan bütün Survivor yarışmacıların aileleri dinlesin. Önce sizin onlara saygı duymanız lazım içeride. Çok apayrı bir konsept. Hamilelik, hamileyim dediğim bir adama şuna dikkat et ha. Demem yani. Bu apayrı bir içerik. Evet, Beria'nın Aleyna'yla... Müjde verirken ya, tabii. arkasından Aleyna'ya dikkat et demezsin yani. Ne kadar Beria'nın ile problem yaşaması. Şimdi Aleyna'nın bir şarkıcılık kariyeri başladı. Şu anda da hali hazırda zaten Survivor'a giderken de bir albüm çıkardı. Ve bu albümdeki parçalar o Survivor'da yarışırken menajeri tarafından da servis ediliyor. Yani aslında Aleman'ın şu an Aleyna, şu anda tabii şarkılar teker teker çıkıyor, Piyasayı güzel orada bir Tabii etkileşim var. Güzel bir PR çalışması aslında bakıyorum. Evet, güzel bir zaman. PR çalışması bu. Şimdi Beria'nın da şarkıcı olma isteğini biliyoruz aslında. Beria da böyle kendisini müzik stüdyosunda gösteriyor. Yeni hmm. şarkı gelecekmiş gibi. Böyle bir hayali var hmm, aslında onun. Bak bu güzel olmak, bir ortak olmak nokta. Istediği bir alan ve yapmak istediği bazı çalışmalar var. Aleyna'yı bu konuda da aslında kıskanıyor olabilir Beria. Olabilir. E bu noktada şimdi Yunus Emre ile de orada onu görünce aralarındaki samimiyeti görünce Hani Aleyna'yı buradan da vurmak istiyor olabilir çünkü tek çalıştığı şey altı üstü bir iletişim ödülü kazanıldığında Aleyna da Aleyna dedi. İki kere Yunus Emre ile konuştu. Biri hamilelik haberinde, biri de hamileliğin bittiği haberinde İkisinde de Aleyna dedi. Aleyna'da bir, bir var. Problemi zaten. var bir problemi bir var karşı. Bir, sıkıntı bir sıkıntısı var, var yani. yani. En büyük sıkıntısı biraz önce de kendiniz belirttiniz en büyük sıkıntı sosyal medyanın bu iki sarışını... Evet çift olarak evet. yakıştırmaları yakışıyor mu? Evet yakışıyor. yakışıyor. Ama bu bir yarışma. Evet. Bunu da bir dizi gibi düşün. Yani ile yani, Serenay e, iki tabii, sarı bayılıyoruz aynen, onları ekranda evet. izlemeye. Ama i̇şte, adam evli. Evet. Adam evli yani. Yani Beria'nın kendine özgüveni yok ya da Yunus'a Yunus'a güveni yok. Yunus belki de daha mecazik söylüyorum yine. şizofrenik bir adam belki de sarkar mı diye düşünüyor. Gibi daha öncesinde de zaten aralarında sorunlar olmuş, şikayet i̇şte, bulunmuş. Aynen, şiddet gibi madde kullanıyor demiş. Şiddet gibi bazı şeyler Şiddeti de olmuş ama burada var, çapkınlıktan var dolayı gelen şeyler mi, ileri gelen şeyler mi yoksa hani Bunları kullanabilir, bunları yapabilir, arada da kızlara da sarkabilir mi? Ben Aleyna'yı yakından tanıdığım için annesiyle de iletişim oldu, ee, kardeşinin bir hastalığı var, maalesef engelli olmak durumunda kaldı geçirdiği bir hastalık yüzünden. 10 ee, seneden beri Aleyna'nın annesi Zuhal abla... O engelli kızına bakıyor. Kendi yeah. hayatını bitirdi. Aleyna'nın annesiyle babası daha 10 yaşındayken ayrıldılar. Hani zor bir hayatı zor bir da hayat. oldu. Hani normal bir aile içerisinde, çekirdek aile içerisinde mutlu mesut da büyümedi bu kız. O yüzden hani bazı durumlarda verdiği tepkiler aslında onun geçmişte yaşadığı sıkıntıları da ön plana çıkarıyor. Bu kadar hani yalnızlaştırılması Aleyna'nın adadaki arkadaşları tarafından bu kız size ne yaptı? Bu kadar elle tutulur herhangi bir şey yapmamışken ne yaptı ortalığı mı karıştı? Hepiniz ortada karıştırıyorsunuz. Hepiniz birbirinizin arkasından konuşuyorsunuz. Başka yapmış olduğu hiçbir şey yok. İşte Bu kadar diyor yalnızlaştırılması Aleyna'nın psikolojisini bozdu. Bazıları Kozar. diyor ki işte hem bekar hem güzel olması. Hı hı. Ama bazıları diyor ki dikkatli baktığınızda diyor. Tam sinsi Sinsirella diyor. Yani herkesin ayrı ayrı herkesin e, yorumu, var. yorumu var bu Hı -hı. kızla ilgili. Sinsirella demişken buradan hemen tamamlayayım mı diyecek Tabii, bir şeyiniz var. O, yani o. Çok güzel pas aldım çünkü. Şüper. Pası alıyorum, pası kızılcık şerboya atıyorum.